Efendim herkese yeniden merhaba. Özellikle son 4 gündür Rusya-Ukrayna sınırında yaşanılan gelişmeler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'lar vasıtasıyla Rusya'ya dönük olarak yapmakta oldukları saldırılar, hele hele geçtiğimiz salı günü Rusya semalarında, daha doğrusu başkent Moskova semalarında bir iddiaya göre 8 ama bir Rusya'nın önde gelen ve Putin yanlısı olarak bilinen, daha doğrusu savaşı destekleyen milliyetçi bloggerlarından birinin ifadesine göre 32 adet SİHA'nın bulunması Moskova semalarında, bunların düşürülmeye çalışılması ve bunlardan bazılarının çok ciddi Moskova'da tahribat yapması, Rusya'nın bir konuda hiçbir hazırlığının olmadığını ortaya koydu. O da şu: o kadar kendilerine güvenerek bu savaşa girmişler ve o kadar kendilerine güvenerek çok kısa bir zaman dilimi içinde Ukrayna'yı halledeceklerini düşünmüşler ki, Ukrayna'nın bir gün bir zaman diliminde Moskova'ya değil sınırlara bile saldırabileceğini hiç hesaba katmamışlar. Çok enteresan bir durum. Yani esasında askerlik, esasında kurmaylık, yani bir ülkenin mücadelesini yürüten o güvenlik sisteminin ana özelliği her zaman en kötü senaryoya göre kendini hazırlamaktır. En iyi senaryoya göre çalışırsınız ama aklı başında bütün kurmaylar en kötü senaryoya göre tedbir alırlar. Bu herkes için geçerlidir. Afrika ülkeleri için de geçerlidir. Ama anladığım kadarıyla Rusların bir gün Ukrayna'dan saldırı alacaklarına ilişkin en kötü senaryoları yokmuş. Çünkü sonuç itibariyle son 24 saattir özgür Rusya lejyonerleri ve Rus Gönüllü Ordusu isimli iki milis grubu iki ayrı bölgede, iki ayrı kasabada resmen mekan tutmaya başladı. Yani çatışmalar devam ediyor. Hem de Rusya toprakları içinde. Çok enteresan bir durum. Yani bu senaryoya hazırlıksız yakalanmış olmaları şundan kaynaklanıyor. Ukrayna tarafından bir, dronlar yollanıyor her tarafa. Biraz sonra detaylarını vereceğim. Hava savunma sistemleri son ana kadar haberdar değil SİHA'larda. Ki bu Rusya diye bakarız. İki ayrı bölgeden sızma oluyor tekrar salı gününden ve önceki haftadaki gibi. İki ayrı yerde sızma oluyor. Zırhlı araçlarla giriyorlar, şehirlere giriyorlar ve şehirlerin içinde çatışmalar devam ediyor ve Rusya'nın sınır muhafaza birlikleri Ukrayna tarafından giren Rusya vatandaşı oldukları ifade edilen Putin rejimi karşıtı unsurlar karşısında bocalıyor. Yani esasında gerçekten zor bir durum. Bakın, Rusya'nın Biryansk bölgesi valisi Alexander Bogoman ne diyor? Bölgedeki Narnakovka ve Novaya Pogos kasabalarında roket saldırısı yaşandı. Bu saldırılarda bir ev yandı, insan can kaybı ve yaralanma yok. Bu bölge Ukrayna'nın Çernihiv bölgesi. Roketler yağıyor. Durduramıyorlar. Niye durduramıyorlar bilemiyorum. Çünkü dün akşam sadece Kiev'e 15 balistik füze, 18 İran yapımı Şahit dronlar saldırdı. Yani kamikaze dron. Hadi İran'ı hallettiler. Ama Ukrayna güçleri 15 balistik füzeyi de halletti. Yani onların Kiev'in herhangi bir yerine düşmesini önledi. Burada ise Ukraynalılar roketleri atıyorlar ve roketler gidiyor olduğu yere düşüyor Rusya'nın. Çünkü orada Rusya geri kalmış Pantsir hava savunma sistemlerini şöylesine koymuş ama hiç düşünmemiş ki buradan ben roket alır mıyım? Alıyorsun. Savaş bu.
Sonuç itibariyle adam memleketini koruyor. Mesela Belgrad resmi kaynakları, Ukrayna güçleri ilk kez yoğun saldırıyla sınırı geçtiler ve durduruldular diyor. Nerede? Grayovka kasabası yakınında. Durduruldular mı? Hayır, durdurulmadılar. Sadece çatışıyorlar. Sadece çatışıyorlar. Ve Kiev'den açıklama var. Bunlar Ukrayna ordusu değil kardeşim dedi ki. Sizinle çatışanlar sizin vatandaşlarınız. Ha, bizim topraklarımızda yaşıyorlar. O ayrı bir hikaye. Rusya'nın Smolensk bölgesinde petrol ve enerji altyapısına iki uzun menzilli Ukrayna SİHA saldırısı. Büyük bir olasılıkla Bayraktar olabilir bunlar. Uzun menzilli çünkü veya Akıncı da olabilir. Bölgenin başkenti Smolensk'e yakın Divasi ve Peresna kasabalarını bombaladılar. Ayrıca Rusya'nın Kursk bölgesi yine SİHA saldırısı. Vali Roman Strausyat bir adet çok katlı iş yeri binası ve 7 ev isabet aldı diyor. Ya bayağı tahribat başladı Rusya'nın topraklarında. Siz başkalarının topraklarını tahrip etmeye başlarsanız birileri de sizin topraklarınızı tahrip etmeye başlarlar. Şimdi Rusya Gönüllüleri Ordusu biraz önce bu videoyu hazırlamamdan az önce açıklama yaptı. Sınırdan 4 kilometre mesafedeki Şebeniko'ya girdik. Saldırı düzenledik. Belediye binası attığımız roketlerle yıkıldı. Vyacheslav Gladkov, Belgrad'ın artık tanıdığımız valisi, o da dedi ki evet, şehirde devam etmekte olan çatışmalarda şu ana kadar bizden 12 kişi yaralandı. 29 bina zarar gördü. Yani esasında bundan birkaç gün önce o başlığı atarken acaba çok mu erken davranıyorum? Yani gerçekten bu Ukrayna destekli Rus milisler bu savaşı Rusya'nın topraklarına gerçek anlamda taşıyabilir mi falan diye çok hesap yaptım kendi içimde. Fakat sonra dedim ki arkadaş burada bir olay yaşanıyor, benim kendi milletime bunu duyurmam lazım dedim ve bakın ne hale geldi. Ne hale geldi. Yani şu anda Rusya Batı cephesi noktasında kendi sınır güvenliğine hiç önem vermemiş. O yüzden Rusya'daki milliyetçi savaşı destekleyen Kremlin yanlısı diye adlandırılan bütün o askeri uzmanlar ayağa kalkmış vaziyette. Bu nasıl bir ordu kurmaydı diyorlar. Yani sınırın güvenliğini sağlayamadıysan nasıl Ukrayna'da savaşacaksın? Bir de o var. Bu da çok açık bir soru. O yüzden mesela yine benzer bir durum. Bahmut'ta biliyorsunuz Prigojin, yani Evgeni Prigojin'in Wagner'iyle tanışmıştık. Şimdi Rus ordusu orada bir türlü gerçek anlamda şeyleri toparlayamıyor, cepheleri toparlayamıyor. Niye? Ellerinde yeteri kadar kaliteli savaş verecek asker yok. Yani hepsi daha yeni eğitimden çıkmış, 20-22 yaşında çocuklar. Ne yapıyorlar? Bu sefer de Kadirov, Ramazan Kadirov, Çeçen lider, onun savaşçıları, Ahmat grubu, Bahmut Marinka hattına yerleşmeye başladı. Rus ordusu orada da bir halt çeviremeyeceği için anladığım kadarıyla savaş kabiliyeti yüksek, daha profesyonel kimlik taşıdığı için Çeçen savaşçılar Bahmut Marinka hattına giderek yerleşiyorlar. Bunun gibi bir de savaşın içinde çok ciddi sorunlar yaşayan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Stoltenberg, NATO Genel Sekreterinden açıklama da var. Yani diyor ki şu an Ukrayna'nın egemen devlet olarak ayakta kalması ve topraklarını kurtarması önceliktir. NATO kapısı Ukrayna'ya her zaman açık olacak. Zaten ittifak olarak savaşın bittiği güne odaklanmış bir vaziyette çalışıyoruz. Ve bir daha bu tür bir trajedinin ve yani tarihin tekrar etmemesi için alacağımız kararlar konusunda anlaşmaya varmış durumdayız. Rusya topraklarına dönük saldırıları normal karşılıyoruz. Bir saldırıya uğradılar ve kendilerini savunuyorlar. Putin bu savaşı şu anda durdurabilir ama
biz Ukrayna'da bu kadar ağır insan hakları ihlalleri yapmış o insanların hukuki olarak peşinde olmaya devam edeceğiz dedi. Benim gördüğüm kadarıyla NATO Ukrayna'nın savaşı şu veya bu nedenle, şu veya bu gücü kullanarak Rusya topraklarına taşımasından rahatsız değil. Halbuki bundan 3-4 ay önce son derece rahatsızdı. Benim anladığım kadarıyla Belarus'a yerleştirilen taktik füzeler, taktik nükleer silahlar Batı'nın Rusya'ya dönük temkinli politikalarının da rafa kalkmasına neden oldu. Bunu da ayrıca anlatacağım. Yani Batı bu noktadan sonra Rusya'yla geriye dönüşün olmayacağını karar vermiş durumda ve durup dururken değil, Ukrayna belli bir Batı stratejisinin doğrultusunda savaşı Rus topraklarına taşıyor. Hoşça kalın.